kıymetli basın mensupları, değerli Çerkeşliler, Çankırlılar, kıymetli hemşehrilerim, hepiniz Çerkeş Meslek Yüksekokulu kampüsü temel atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. ...2016 yılında başladığımız Çerkeş Meslek Yüksekokulu serüvenimiz artarak ve gelişerek devam ediyor. Tabii bunun ilçemizle alakalı özel anıları ve zamanları oldu. İlçe halkımız 2014 yılında belediye başkanı olduğumuz zaman Çerkeş'e iki şey istiyoruz değerli başkanım dediler. Birisi doğalgaz, birisi de üniversite, Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nun açılması. Doğalgazı biliyoruz. Buradan Karabük'e ve Kızılcamam'a hatlar geçmesine rağmen ilçemizde doğalgaz yoktu ve yıllarca alınamamıştı. Bu da hakikaten benim ve Çerkeş'i tüm hemşehrilerimizin gücüne gidiyordu. Şükürler olsun Rabbime, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm AK Parti teşkilatı ve Çerkeş'li hemşehrilerim ve Çerkeş'te dışında, Çerkeş dışında yaşayan Çerkeşliler sayesinde bunların doğalgazımız ve üniversitemizi Çerkeş'imize getirdik. Çerkeş Meslek Yüksekokulu kuruluşunda Karatek Üniversitesi rektörlerimize ve bu konuda bize yardımcı olan tüm üniversite personeline çok teşekkür ediyorum. Tabii onun yanında Çerkeş'imize Çerkeş Meslek Yüksekokulu kazandırmada ve burada eğitim başlamasında bize gönül birliği, el birliği önder olan rektör hocamız Harun Çiftçi'ye de ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hayır. 2016'da üniversitemiz, yani Karatek Üniversitesi Çerkeş Meslek Yüksekokulu YİBO'da kuruldu ve eğitime başladı. Ancak FETÖ darbe girişimi sonucu üniversitemiz Çankırı'da eğitime devam etti. Çerkeş'te de eğitime devam etmesi gerekirdi. Ancak bize rektörlük sürekli Çerkeş'te bir eğitim kurumu, eğitim için fiziksel bir mekan yok. Başkanım öncelikle bunu bulman gerekiyor demişti. YİBO bunun için uygundu. Ancak deprem analizleri burada eğitimin mümkün olmadığını resmi olarak ve gayri resmi olarak bize bildirdiler. O yüzden orayı biz elemine ettik. Dahasında rektör hocam eğer uygun bir yer bulursanız Çerkeş'e üniversiteyi alacağım demişti. Ben de hocam eğer uygun görürseniz şu an Çerkeş Belediyesi olarak hizmet verdiğimiz mekanı üniversitenize tahsis etmek istiyorum. Önce rektör hocam tabii önemsemedi bunu. Şaka yaptığımızı sandı. Ancak bir ay sonra tekrar bir araya geldiğimizde hocama tekrar söyledim. Hocam biz belediye binasını size vermek istiyoruz. Müsaade ederseniz dedim. Ciddi misin başkanım dedi. Evet, gayet ciddiyim dedim. Çünkü biz o makamları makam olarak kullanmak için değil, ilçemize, Çankırı'ya, ülkemize hizmet için orada varız dedim. Ve sonuç olarak Çerkeş Belediyesi hizmet binasını Çerkeş Meslek Yüksekokulu'na verdik. Sağ olsun hocam, Çerkeş Meslek Yüksekokulu'na 3 bölüm halinde ilçemizde eğitime başladı. Ancak şu sözü vermiştik. Hocam bu alan size dar gelir demişti. Biz de yeni bir okul yapacağımıza dair söz vermiştik. Tabii sonuç geçen yıl başlayacağımız bir bu okulumuzun temel atma törenini bu yıl erteledi. Fakat biz okulumuzu yapmada asla gecikmedik. En uygun zamanını kolladık. Bugün Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nun temelini atmak için bir aradayız. Rabbime ne kadar şükresek, Çerkeşlere, hemşehrilerime ne kadar şükresek azdır. Ben her zaman söylüyorum. Hasan Paşa'nın belediye başkanlığında hep işi rast gidiyor. Niye rast gidiyor? Çünkü kalbi temiz. Doğru işler yapmak istiyor. Kafasının arkası hiçbir şey yok. Tamamen Çerkeş'e, Çerkeşli'ye hizmet andı içmiş. Bunun için uğraşıyor. O yüzden rast geliyor ve tabii ki
Pirisani Hazretleri Çerkeş, Mustafa Çerkeşi Hazretleri'nin duaları ve bize aydınlatmış olduğu yoldan da giderek biz bu hizmetlerimizi harfiyen yerine getirip işlerimizde rast geldiğine inanıyoruz. Ben tabii bu inşaatın Çerkeş Meslek Yüksekokulu inşaatının sadece birinin üzerinde yapılamayacağını biliyorum. Ancak ben Çerkeşli hemşehrilerime, Çankırlı hemşehrilerime, Türkiye'de yaşayan tüm hayırsever vatandaşlarımızın bizim niyetimizin güzelliğine, iyiliğine, doğruluğuna inanacaklarını ve en kısa zamanda bu üniversite binamızı Çerkeş'e kazandıracaklarına emindim. İnşallah bu sene sonunda hep beraber tüm Çerkeşler olarak eskiden beri vakıflara her türlü yardım ve desteği yapmış ecdadın torunları olarak bir tuğlada sen koy kampanyasıyla bu inşaatımızı en hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Tamamlayacağız değil mi değerli hemşehrilerim? Bir anımı anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Çankırı'nın her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan, her zaman bir isteği olduğu zaman geri çevirmeyen bir hayırsever abimiz var. Ona git dediler. Ben de giderim dedim. Randevu aldık. Hasan Namık Tanık abimizin yanına gittik. Dedi ki başkanım, sen bu işe başlamışsın. Bismillah da bize gelmişsin. Bütün üniversitenin demirleri neyse hepsini ben karşılayacağım. Yolun açık olsun dedi. Allah razı olsun Namık Tanık ve onun gibi hayırsever vatandaşlarımızdan. Sonra değişik yerlere gittik. Onlar da bize çok yardımcı oldular. Yine bir anımı da anlatmak isterim. Bir İstanbul'da kardeşimizin yanına gittim. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Eğitim kurumu yapacağız Çerkeş'e. Başkanım ne kadar lazım? Ya dedim Allah ne verdiyse bizim maliyetimiz 100 milyon lira. Sağ olsun dedi ki betonunun bir kısmını ben karşılıyorum. Konfederasyon Başkanı Kaptan Mustafa Can, kendisi gelemedi, ona da buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Bundan sonra biz üniversitemizi tamamlamak için hep beraber omuz omuza vereceğiz. Ben inanıyorum ki nice Namık Tanıklar, nice Kaptan Canlar çıkacak. Ve bu inşaatımızı nasip olursa 3 ay içerisinde tamamlayıp ilçemizin yıllardır arzu ettiği Meslek Yüksekokulu'nu çocuklarımızın rahatı ve refahı için en güzel okul halinde tamamlamayı taahhüt edeceğiz. Edeceğiz değil mi? Edeceğiz. Ve ediyoruz inşallah. Sayın hocam, bu sene inşallah Allah'tan bir kaza gelmezse inşaatımızı bitirip size teslim edeceğiz. Tabii bunun yanında misafirhane ve yurtlarımız konusunda da Çerkeş Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği üniversitemize veriyoruz. Siz de bu konuda şahitsiniz. Bundan sonra da en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz ki Çerkeş Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin üniversitede özellikle şu dönemde ara eleman sıkıntısı çeken fabrikalarımız, işyerlerimiz konusunda ve ekonomimiz konusunda ciddi kaynak sağlayacak olan Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nun ne kadar gelişeceğini, ne kadar büyüyeceğini, ilçemize, ilimize ve ülkemize ne kadar bir katma değer kazandıracağımızı göreceksiniz hocam. Sayın Valim inşallah. Buradan bu konuda söz veriyoruz. Tabii hayırsever vatandaşlarımızı böyle sosyal inşallah sorumluluk projelerinin oluşması ve gelişmesinde bize destek olmasını çok önemsiyoruz. Bütün bu konuda bize destek olacak tüm hayırsever vatandaşlarımıza, iş insanlarına, Çerkeşli ve Çankırlı tüm vatandaşlarımıza, bütün Çerkeş Belediye Başkanı ve Çerkeş halkı olarak en kalbi duygularına teşekkürlerimizi arz ediyorum efendim. Bir tuğlada sen koy kampanyamıza tüm vatandaşlarımızı inşallah davet ediyorum. Bu alanda Çerkeş Meslek Yüksekokulu Yaşatma ve Yaptırma Derneği olarak biz bu işe başladık.
Bunun yanında Sayın Valimize konuyu arz ettik. Valimiz dedi ki bu konuda hem KDV indirimi hem de vergi indirimi konusunda size çok yardımcı olacağı gerçeğiyle Kızılay'ımıza devreye alalım dedi. Kızılay Başkanımız, İl Genel Başkanımız Ahmet Ulusoy'a gittik. Hay hay başkanım, ne diyorsan yapalım dedi. Allah ondan da razı olsun. Bugün Kızılay Üniversitemiz, derneğimiz ve Çerkeş Belediyesi olarak bu inşaatı en kısa zamanda hayırsever vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. İl Başkanımız önümüz açıyor, Allah razı olsun. Kaymakam Bey, bir turda sen koy kampanyasına her tarafa giderek destek oluyor. Allah ondan da razı olsun. Ve bu konuda bu üniversite binamızın yapılmasında emeği geçen tüm vatandaşlarımızla beraber Grup Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu'na, il başkanımıza, teşkilatımıza, siyasi partilerin il başkanları ve teşkilat ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hepinizin önünde Çerkeş'i Çerkeş yapmada bize önder olup yol gösterdiği için teşekkürlerimi arz ediyor. Programımızın ve temel atmamızın hayırlara vesile olmasını, ilçemize yeni bir eser kazandırarak ilçemizi ve Çankırı'mızı hak ettiği noktaya en kısa zamanda getireceğimize inancım tam olduğunu söyleyerek hepiniz hayırlı günler dilerken Namık Tanık abimi buraya davet ediyorum. Lütfen Namık Bey. Sayın Valim, selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah Çerkeş'i bize hayırlar getirecek, güzel insanlar yetiştirecek. Bu okula temel atma töreninde hep beraber olduğumuz gibi bitişinde de inşallah beraber oluruz. Bu vesileyle başkanım sağ olsun, bir tuğlada sen koy kampanyası gibi bir kampanya başlattı ama heyecanımı da mazur görün, ben konuşmaya çok alışık değilim, iş yapmaktan konuşmaya zaman bulamadık. Şimdi başkanıma şunu takdim ediyorum. İnşallah sayın valim, devletimizin arasında kaldım, hepimiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bugün şirket olarak yaptığımız katkının belgesidir. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah Rabbim hayırlara vesile eder. Daha büyük yatırımlar için Çerkeş'te tekrar bir araya geliriz. Çok sağ olun. Heyecanımı maruz görün. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Zektör Hocam, lütfen. Sayın Valim, bir kelam edeceğin Çerkeş'te kurtuluş yok. Çok kıymetli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben gelmeden önce şart koymuştum, konuşma yapmayacağım diye. Çünkü konuşma yapmak istemiyorum. Çünkü hakikaten burada emeği olan çok insan var, çok kurum var. Ben onların yanında konuşma yapmayı kendime zul kabul ediyorum. Burada emeği olan insanların hakikaten burada sizlerin huzuruna çıkıp onları sizlerin bilmesi benim için çok daha kıymetli. Bundan dolayı başta kaymakamımız, belediye başkanımız ve rektörümüz, iş insanları anlamında Namık Tanık Bey ve Mustafa Can Kaptan olmak üzere tüm emeği geçenlere sonsuz hürmetlerimi, saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Hakikaten Çankırı'mız için çok kıymetli bir yatırım, çok kıymetli bir hizmet. Allah vesile olan herkesten binlerce kere razı olsun. Saygılarımla hürmetler. Sayın Valim, biz şöyle yapalım o zaman. Madem çıktık, il başkanı da bir kelam etsin. Ayrı ayrı çıkmayalım. Müsaade misiniz? Buyurun başkanım. Evet, çok kıymetli Sayın Valim,
kıymetli kaymakamım, kıymetli belediye başkanım, çok kıymetli belediye başkanlarım, çok kıymetli Kızılay başkanımız, İl Genel Meclis başkanımız, rektör hocamız ve değerli Namık Tanık abim, değerli Çerkeşli hemşehrilerimiz, temel atma törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi başkanım dedi ki Allah nasip ederse temel atacağız, takipçisi olacağız. Benim tanıdığım Hasan Paşa hiçbir işi yarım bırakmaz. Yani siyasette tanıdığım kadarıyla Hasan Paşa attığı bir temelin devamını getirir. Allah nasip ederse biz de her zaman yanında oluruz. Devamını getirmesinde biz de katkımız neyse, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İnşallah buraya Çerkeş'imize binamızı diktikten sonra eğitim hayatına öğrenci kardeşlerimiz başlar. Tabii sadece üniversite yapmak yetmiyor. Üniversitenin olduğu yerde sosyal donatı alanları da olması lazım. Yolların da güzel olması lazım. Mesela buradan Çerkeş Kızılcahamam yolu yapılmış olsa öğrenci kardeşlerimiz de oraya daha rahat ulaşım sağlamış olsa iyi olur değil mi başkanım? Başkanım söylemedi de dün Ulaştırma Bakanımızla beraberdik. Tekrardan yeniden gündeme getirdik. Allah nasip ederse tabii şu kısıtlama tedbirlerinden dolayı biraz rahat hareket edemiyoruz ama bu Çerkeş Kızılcahamam yolunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın hizmetine kavuşmasını sağlayacağız. İnşallah ne söz vermişsek onun da arkasında duracağız. Tabii bununla birlikte Çerkeş'imiz sanayi anlamında da çok gelişti. Başkanımız Allah razı olsun, teşkilatımızla birlikte ilçe başkanlarım, ilçe başkanımız, geçmiş dönemde görev yapan ilçe başkanlarımız, il genel meclis üyelerimizle birlikte milletvekillerimizin de desteğiyle Çerkeş'imizi çok iyi bir noktaya getirdiler. Ben kıymetli grup başkan vekilimizin de sizlere selamlarını iletmiş olayım. Kendisi meclisteki yoğun programından dolayı gelemedi. Ama heyecanını bizlerle paylaştığını belirtmemi istedi. Onun da selamı var sizlere. Tabii inşallah bura bittikten sonra öğrenci kardeşlerimizin mezun olduğunu da görmek bizlere nasip olur. Ben böylesine güzel bir yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği olan kıymetli rektör hocamıza, belediye başkanımıza, yine aynı şekilde Kızılay başkanımıza ve Çankırı için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan kıymetli iş adamımız Namık Tanık abime çok teşekkür ediyorum. Sayın valimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Maşallah ilçelerimizin her faaliyetinde var. Maşallah her sokakta vatandaşlarımızla hemhal oluyor. Ben bazen sayın valimle akşamları yürüyüşe çıkıyorum şöyle. Maşallah Çankırı'yı bizden daha iyi biliyor. Çankırı'yla çok kısa bir sürede hemhal oldu. İnşallah sayın valimizin de öncülüğünde üzerimize ne düşüyorsa biz de siyasiler olarak yapmaya hazırız. Tabii bütün bu hizmetlerin tamamı Cumhurbaşkanımızın, bizim de genel başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşiyor. Ben bütün programlardan dolayı Çankırı'mıza kazandırılan işte çevre yolu inşallah kısa bir süre sonra hizmete kavuşacak. Yine üniversitemiz, her ilde üniversitemiz var. Şimdi ilçelere kuruluyor. Bu Cumhurbaşkanımızın illerimize vermiş olduğu destekle başarısıyla alakalı bir durum. Ben Cumhurbaşkanımıza da bir kez daha huzurlarınızda çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Namık Tanık abimiz, beyefendi, il başkanımız, Kızılay başkanımız, Sayın Belediye Başkanım, bugün yeryüzünün en iyi bilinen medeniyetinin en iyi mirasçısı olmanın gayesi, amacı, sonucu olarak medeniyetimizin ilk emri olan okuyla başlayan güzel bir okul temel atmanın, hatta en yüksek düzeyde üniversite temel atmanın engin heyecan ve mutluluğu içerisinde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk kamu yönetiminde bir ekol olan Valimiz Sayın Mustafa Fırat
Paşoları ilçemizde ve ilimizde gösterdikleri ve verdikleri güzel iklimden dolayı bir çığır açma girişiminde bulunan Sayın Valimize, bu iklimden dolayı da çok başarılı sonuçlar elde eden Belediye Başkanımız Sayın Hasan Sopacı'ya, bize özellikle Çerkeş standardında Karatekin Üniversitesi'ni Çankırı'da ve Türkiye'de dünyada küreselleşme hamlesinin güzel bir örneğini gösteren, çekirdeğinden çıkıp dünyaya yayılma, Çankırı'nın her tarafına yayılma gücünü, iradesini gösteren Sayın Rektörüme, Sayın Kızılay Başkanımıza, İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Başkanımıza huzurlarında teşekkür ediyorum. Mensubu olduğumuz medeniyetin en önemli ifadesi, bu medeniyetler nasıl oluşuyor? Tarih sürecine baktığımızda liderlerine olan güvenle bu medeniyet gerçekleşiyor. Türkiye gerçeğinde buna baktığımızda büyük milletimizin kendisine gururla, onurla verdiği güvenle bize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği imkanlarla liderlik yapan, Cumhurbaşkanlığı yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne, bütün ekibine, kadrosuna, milletvekillerine, grup başkan vekilimize, hepinize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Emin olmasını arzu ediyorum, nasip eyle. Kendilerine güç götürür, nasip eyle.